Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Ta Sin Mim. Şeytandan Allah'a sığınırım. Bunlar apaçık olan kitabın ayetleridir. Birçok adam çıkar der ki Kur'an anlaşılmaz. Allah apaçık diyor. Yok diyor adam açık değil diyor. Anlayamayız. 40 yıl geçse anlayamayız diyor. Allah diyor ki küfredenler anlayamazlar Kur'an'ı diyor. O da diyor ki ben anlayamıyorum Kur'an'ı diyor. Allah apaçık diyor. Yok diyor apaçık değil diyor, kapalıdır diyor. Yani insaf. Allah akıl fikir versin. Onlar mümin olmayacaklar diye neredeyse kendini kahredeceksin öyle mi diyor Peygamber Efendimiz'e Cenab-ı Allah. Halbuki onlar kaderinde iman etmeyecek şekilde yaratırlar. Peygamberimiz de dünya tatlısı. Çok üzülüyor onlar iman etmiyorlar diye. Yani rahatsızlanıyor artık. Onun için Allah diyor kendini mi kahredeceksin diyor onlar iman etmeyecekler diye. Dilersek onların üzerine gökten bir ayet indiririz de ona boyunları eğilmiş kalıverirler diyor Allah. Hemen iman ettiririm istersem diyor Allah. Ama imtihan dünyası. Onun için sen de kendini öyle üzme diyor Peygamberimize. Onlara Rahman olan Allah'tan yeni bir uyarı geldiğinde hiç tartışmasız ondan yüz çevirirler. Niye? İmanlar zayıftı onun için. Neymiş o zaman? İman zafiyeti. Önemli. İman takviyesi yapılması gerekiyor. İmanların gelişmesi için iman hakikaten artması gerekiyor. Gerçekten yalanladılar. Niye? İman zayıf olduğu için. Fakat alay konusu yaptıkları şeyin haberi kendilerine pek yakında gelecektir. Mesela İttihat-ı İslam oluyor diyor, alay ediyor. Mehdi çıkacak diyoruz, alay ediyor. İsa Mesih diyor, alay ediyor. Allah diyor ki, alay konusu yaptıkları şeyin haberi kendilerine pek yakında gelecektir. Biraz beklesinler inşallah. Yeryüzüne bir bakmadılar mı ki, biz onda her güzel kerim çiftten nice ürünler bitirdik. Nasıl bakacağız? Bilimle bakabiliriz. Bunun için televizyonda gerekir, kitaplar gerekir, araştırma laboratuvarları gerekir. Çünkü bak onda her güzel çiftten nice ürünler bitirdik. Araştırma yapılmadan bilim olanı nasıl tespit edeceğiz bunu? Değil mi? Bir insanın tek başına yapabileceği bir şey değil. Şüphesiz bunda bir ayet vardır ancak onların çoğu mümin değildirler. Niye? İman zafiyetinden. Neye gerekiyormuş? İman hakikatlerinin anlaşılması ve anlatılması gerekiyor. Şüphesiz senin Rabbin gerçekten o üstün ve güçlüdür, merhamet sahibidir. Allah'ın üstün ve güçlü olduğunu Müslümanın bilmesi kalbinde ferahlık meydana getirir. Çünkü insan zayıftır. Merhamet sahibidir. Allah'ın kendisini cezalandırmayacağını, cennetine koyacağını umması merhamet sahibi olmasındandır Cenab-ı Allah'ın. Hani Rabbim Musa'ya seslenmişti. Zulmetmekte olan kavme git. Yani deccaliyete karşı git. Deccale karşı git. Firavun. Firavun'un kavmine. Deccal'in kavmine. Hala sakınmıyorlar mı? Dedi ki Rabbim gerçekten beni yalanlamalarından korkuyorum. Göğsüm sıkışıyor diyor. Allah'a emanet tansiyonu yükseliyor, kalbinde çarpıntı oluyor. Çok şeker, çok güzel bir peygamber Hazreti Musa. Çok heyecanlı. Bak diğer peygamberlerde o kadar yok. Bizim peygamberimiz çok üzülmeye açık bir peygamber. Çok üzülüyor. Allah onu sürekli uyarıyor. Hazreti Musa'da da kalbinde Allah'a emanet bir şey oluşuyor. Basınç oluşuyor, yüksek tansiyona bağlı. Bir de taşikardi var herhalde, kalbi sıkışıyor. Bak diyor ki, göğsüm sıkışıyor, dilim dönmüyor. Çok heyecanlandığı için konuşmada da zorluk çekiyor. Bundan dolayı Harun'u da gönder. Harun'u bana yardımcı yap diyor. Ne demektir? İsa Mesih'le efendim Hazreti Musa bir benzerlik gösteriyor. Efendim ahir zamanla bir benzerlik var. Hazreti Musa bir yardımcı istiyor. İsa Mesih'in yardımcısı Mehdi, Mehdi'nin yardımcısı da Hazreti İsa'dır. Üstelik onların bana karşı savunacakları bir cinayet suçum var diyor. Bundan dolayı beni öldürmelerinden korkuyorum. O devirde cinayet iddiası olduğunda öldürüyorlar.
Allah hayır dedi. İkiniz de ayetlerimle gidin. Bak ikisi. Ahir zamanda da yine Mehdi ile İsa aleyhisselam. Şüphesiz sizinle birlikteyiz, işitmekteyiz. Yani ben her yerdeyim ben diyor Cenab-ı Allah. Ben Firavun dediğini ben de işitiyorum diyor. Çünkü onun konuşmasını yaratan da Allah. Gecikmeksizin Firavun'a giderek deyin ki bak gecikmeksizin. Deccaliyet için adam sallanıyor. Darwinizmi, materyalizmi ezelim diyor. Darwin mi var diyor adam. Ulan üstüne çökmüş işte. Nerede ne demek de var mı yani? Değil mi? Gecikmeksizin Firavun'a giderek deyin ki gerçekten biz alemler Rabbinin elçisiyiz. Hemen diyor Cenab-ı Allah. Tebliğ gecikmeye gelmez. İsrailoğullarını bizimle birlikte göndermek için sana geldik. Biz senin toprağında, makamında, mevkiinde gözümüz yok diyorlar. Yani bir hırsımız yok, bir isteğimiz, talebimiz yok. Sadece İsrailoğullarını, Yakup'un evlatlarını, o soyda olan kardeşlerimizi, Müslümanları bırak, biz gidelim diyorlar. Yani bizi böyle ızdırap içinde bırakma, canımızı yakma, gidelim diyorlar. Firavun dedi ki, biz seni içimizde daha çocukken yetiştirip büyütmedik mi? Halbuki Allah bir kader üzerine onu gönderiyor. Orada onu böyle sportmen olarak yetiştiriyor Cenab-ı Allah. Çok kültürlü ve bilgili olarak yetiştiriyor. Ama Firavun'u kullanıyor. Yani en olmaması gereken şey onlar açısından. Sen ömrünün nice yıllarını aramıza geçirmedin mi? Yani başına kalkacak diyor. Halbuki her şeyi yaratan Allah. Ve yapacağın işi de işledin. Sen nankörlerdensin diyor. Firavun Hazreti Musa'ya. Musa dedi ki ben onu yaptığım zaman şaşkınlardandım. Yani bilerek yapmadım diyor. Kazara oldu diyor o cinayet olayı. Sizden korkunca da hemen aranızdan kaçtım. Yani öldürmezden çekindiğim için kaçtım. Sonra Rabbim bana hüküm ve hikmet verdi ve beni gönderilenlerden kıldı. Mehdi ne yapacak? Mehdi de cariyette karşı kendini koruyacak ve gizlenecek. Ve Mehdi'nin de gergin, heyecanlı bir hayatı olacak. Gergin derken heyecanlı bir hayatı olacak. O da takip edilenlerden olacak. Çünkü bu benzetmeyi peygamberimiz yapıyor. Onun için söylüyorum ben. Hadis var. Bana karşı lütuf dediğin nimet de İsrailoğullarını köle kılmandan dolayıdır. Bana lütuf diye bir şey yapmış değilsin diyor. İsrailoğullarını köle kıldın kendine diyor. Bırakmıyorsun diyor. Firavun dedi ki alemlerin Rabbi nedir? Bak adam yine de bir derece kadar demokrat. Şimdiki Firavunlar gibi değil. Bak kardeşimiz bir camide Almanya'da ahir zamandan İttihat-ı İslam'dan bahsetmiş. Adamlar kudurmuşlar. Kafayı çizmişler. İttihat-ı İslam'ı savunuyor diye anlatıyor diye. Firavun dedi ki alemden Rabbi nedir? Dedi ki göklerin, yerin ve bu ikisi arasında olan her şeyin Rabbidir. Çünkü onlar ayrı ayrı inandıkları için gökler ayrı, yer ayrı. Hepsini tek tek belirtiyor ki kafalarında vesvese olmasın diye. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasında olanların her şey, bak her şeyin Rabbidir diyor. Eğer kesin bilgiyle inanıyorsanız, yani vahye dayalı inanıyorsanız böyledir diyor. Çevresindekiyle dedi ki, işitiyor musunuz? Yani yalnız olmadığını, onların da desteğini istiyor. Onlar sessiz dinliyorlar, etkilenmişler demek ki. Onun için onları işitiyor musunuz diyor. Yani onları tahrik ediyor. Yani bir münasebetsizlik yapmaları için. Musa dedi ki o sizin de Rabbiniz, geçmişte olan atalarınız da Rabbidir. Yani gelenekçi, geleneksel din inancında olmamaları için her zaman aynı din olmuştur diyor İslam dinleri.